Jinekolojik kanserlerde ameliyat sonrası ya da bazen öncesinde radyoterapi yani ışın tedavisi ve kemoterapi kullanılabilir. Bu da kansere göre, hastalığın evresine göre ve hastanın özelliklerine göre değişir. Özetle, özellikle rahim ağzı kanserinde bu kararı, yani radyoterapi mi yoksa cerrahi mi kararını mutlaka ameliyattan önce vermek lazım. Çünkü biz biliyoruz ki rahim ağzı kanserinde radyoterapi ve cerrahinin başarı şansları hemen hemen aynı. Ve eğer radyoterapi vereceksek zaten bir hastaya, bu hastaya öncesinde cerrahi yapmanın hiçbir yararı yok. Tam tersi potansiyel komplikasyonları artıracaktır. Dolayısıyla özellikle rahim ağzı kanserini ameliyattan önce çok iyi değerlendirip hastanın ameliyat sonrası yani postoperatif radyoterapi alma olasılığını hesaplayıp ona göre bir ameliyat kararı vermemiz gerekiyor. Yine endometrium yani rahim kanserinde yaptığımız evrileme cerrahisine göre hem kemoterapi gerekebilir hem de radyoterapi gerekebilir. Bunun için cerrahi evrilemenin çok iyi yapılması gerekiyor. Yumurtalık kanserinde ise çok erken evreler hariç hemen her zaman kemoterapi ihtiyacı olacaktır. Yumurtalık kanser cerrahisinin en önemli özelliği geride hiç hastalık bırakmayacak şekilde bir cerrahi yapmaktır. Yumurtalık kanseri hastalarının önemli bir kısmı ameliyat sonrası kemoterapi alacaktır. Kemoterapi almadan önce geride eğer hiç hastalık kalmamışsa bu yaşam süresine direkt olarak etkilemektedir. Dolayısıyla yumurtalık kanseri cerrahisinde hangi ameliyat yapılır sorusunun aslında cevabı tümör neredeyse oranın çıkarılması ameliyatı yapılır. Böyle bir standart ameliyat yok. Kimi hastada sadece rahim ve yumurtalıkların alınması, bazen lenf nodlarının temizlenmesi yeterliyken kimi hastada belki dalak, bağırsakların bir kısmı ya da karaciğerin bir kısmı gibi ya da periton dediğimiz karın iç sarının tamamen çıkarılması gibi prosedürlerin eklenmesi gerekmektedir.